Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bu eğitim videosunda Inkland Packaging seçeneğini göreceğiz. Bir önceki videoda Inkland Contouring'i görmüştük. Yani açık alanlardaki açık duvarları iki boyutlu yöntemle kademeli bir şekilde boşaltmayı görmüştük. Şimdi ise açılı duvarlara sahip havuzların iki boyutlu olarak kaba boşaltma işlemini nasıl yapıyoruz? Onu göreceğiz. Yine her zamanki gibi arkadaşlar Jobs menüsü içerisindeyken N harfine tıklayarak operasyon sayfasına geçiş yapıyorum. Buradan 2DM Link içerisinden bu sefer Inkland Packaging'i seçiyorum. Bunu seçtikten sonra OK diyorum. Karşımıza parametre penceremiz geliyor. Takım olarak yine düz uçlu bir takım ve 12 çapındaki takımı kullanabilirim. Contours bölümünde bu sefer arkadaşlar açık uçlu bir kenar değil, kapalı bir döngü seçmemiz gerekiyor. New Selection kısmından seçim işlemini gerçekleştiriyorum. Havuzumun kenarlarını seçiyorum. Daha doğrusu açılı duvarlara sahip olan alanımın kenarlarını seçiyorum. Seçim işlemini gerçekleştirdikten sonra onay veriyorum ve bana burada kırmızılarla bir uyarı verdi. Top ve bottom noktasını seç diyor. Top menüsünün yanındaki mouse'a tıklayıp üst nokta olarak havuzun en üstünü onay. Bottom noktası olarak da bottom'un yanındaki mouse'a tıklayıp alt noktayı seçip onay veriyorum. Sıfırdan eksi 10'a inen bir havuzmuş orası arkadaşlar. Bu kontür işlemini ve derinlik işlemini yaptıktan sonra parameters bölümüne geliyorum. Burada da aşağı yine infinite değeri olarak yani vertical step down kaç kaç aşağı inecek? 0.5 diyorum. Yana kayışları da takımın yarı çapı kadar yani 0.5 %50'si kadar kayacak. Yan tarafta allowance kısmında stokta X'te 7 ve Z'te pay bırakmak istemiyorum. 0 yazıyorum o yüzden. Hemen altında inclination kısmındaki açı kısmına da duvarımızın açısını yazıyoruz. Dediğim gibi Inkland seçeneklerinde contouring için de olsun, packaging için de olsun bu açı değerlerini bilmemiz gerekiyor. Ben oradaki açıyı bildiğim için 6 derecelik bir açı var o duvarda. 6 yazdım. Ve hesaplatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yandan daha net görünür. Hatta parçanın görüntüsünü saklayalım arkadaşlar. Parça üzerine tıklayıp göz işareti yaptım. Evet. Gördüğünüz gibi 6 derecelik açılarla aşağıya kademeli bir şekilde inerek benim istediğim havuzu kaba bir şekilde boşaltmış oldu. Tekrar parçamızı görünür hale getirelim. Dediğim gibi arkadaşlar Inkland Packaging işlemi de kapalı alanlara sahip havuzların açılı duvarlarını bu şekilde iki boyutlu yöntemle de kaba bir şekilde boşaltabiliriz. Yani açılı duvarları olan bir havuzu boşaltmak için 3 eksen kaba boşaltmaya da gerek yok. 2,5 eksenle de yani 2 eksenle de bu işlemi yapabiliriz. Inkland Packaging'de arkadaşlar dediğim gibi açılı duvarlara sahip havuzları boşaltırken kullanacağımız iki boyutlu bir kaba boşaltma yöntemi. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.